Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Sabah saat 6 şu an. Biz 5'te yola çıkacaktık. Fakat ben uyuyakaldığım için planın 1 saat gerisinde kaldık maalesef. Burası Güllük Körfezi, İyasos Marina. Yani yan taraf marina. Biz Alarga'da kaldık. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Buradan Teos'a doğru yola çıkıyoruz şimdi. Yaklaşık 80 mil ve 12 saat kadar sürecek. Başlasın yolculuk o zaman. Ben motoru çalıştırabilirsem başlayacak. Canım yok. Çalıştım. Rüzgar nasıl acaba? Baktınız mı rüzgara? Şu an çok bir şey gözükmüyor deniz. Şu an hiçbir şey yok. Rüzgar yok şu an. Öğleden sonra? Öğleden sonra var. Kafadan esiyor. Öyle görünüyor. Yani inşallah yardımcı olur bize. Daha hızlı gidebiliriz. Çıkıyor muyuz Marina'dan? Marina'dan çıkıyoruz. Burası doğal bir limanmış bu arada normalde. Marina'nın çıkışında kırmızı ve yeşil fenerler var. Bunlar gelirken tabii ki yeşil olan sağda, kırmızı solda kalıyor. Tabii çıkarken tam tersi gelecek. Çıkıyoruz. Körfezindeyiz. Buradan Didim'e kadar arada çok fazla balık çiftliği var. Biz şimdi aralarından geçip gideceğiz. Gündüz seyrini tercih ediyoruz. Gece seyrini tercih etmedik çünkü işaretler olmasına rağmen aslında çok zor ve bizce tehlikeli balık çiftlikleri. Çünkü çok sık aralıklı var. Şimdi zaten gösteririz geçerken de. Otopilotumuz var. Yani hiç yoruldum. Ay uykum geldi. Yok susadım. Yok şurada bir dur denize gireyim. Aman efendim kahvemi içeyim falan. Huyları yok. 7/24 çalışabilme kapasitesine sahip. Bizi de rahat ettiriyor. Kahvemizi içirttiriyor sabah sabah. Sağ olsun. Şimdi Didim'e 6 mil kaldı. Hava raporlarına baktığımız zaman rüzgarın 2 saat sonra geleceğini söylediği için hava sertleşmeden biz de kahvaltımızı yapalım istedik.
minik böyle protein ağırlıklı bize gün içinde enerji sağlayabilecek bir kahvaltı yapıyoruz. Okyanusta 25. günümüz. Atlantik'in 800 mil uzağındayız. Hiç rüzgar yok. Sürükleniyoruz galiba. Motorumuz da çalışmıyor. Bilmiyoruz ne yapacağız. Aç susuz bir halde. Şaka be. Motoru kapattık sessizliği dinleyelim diye. Dilek Yarımadası'na 5 mil kadar kaldı. Bodrum Teos transferine, seferine devam ediyoruz. Arkada misafirimiz var. Bayağı büyük bir abimiz. Geçsin. Yolu ona veriyorum. Önce arkadan yetişen tekne normalde sizi rotamızdan çıkmaya zorlayamaz. Yandaki tekne de zaten rüzgar üstünden geçiyor şu anda. Arkadaş kullansın kendi kendine. 10 derece daha sancak yaptım. Az önce önümüzden geçen katamaranın dümen suyundan ilerlemeye devam ediyoruz. Notlarını yazıyoruz. Tabii ki her kaptanın bir seyir defteri olmalı değil mi? Bizim defterimizin adı gerçi Galaksi Seyri Defteri. Bir ara Galaksi Seyri yapmayı planlıyoruz. Buraya küçük hem anılarımızı yazıyoruz, hem gittiğimiz koylara, gezdiğimiz yerlere, hem de daha teknik bilgileri, seyir notlarını alıyoruz. Unutmamak adına. Daha sonra dönüp okuduğumuzda çok keyifli oluyor. Hem de güzel bir uğraş bence. Herkes günlük tutmalı. Bütün kaptanlar da tutmalı. Haşladılar bacaklarımızı, haşladılar. Bu denizin ortasında kara sinek ne geziyor? Mesela ben onu çok merak ediyorum. Yani ne yapıyor burada mesela? Koca atmosferde, şu kocaman dünyada. Ya burayı mı buldun uçacak? Bir de ısırıyor ya, ne fenalar, çok fenalar ya. Bütün bacaklarım dara dara bir hal oldu. Ama hücreler gençleşiyor belki. Vurdukça yeniliyor kendini. Bir işe yarıyordur herhalde. Kontrol etmeyi ihmal etmiyoruz. Her iki taraftan da kontrol ediyoruz. Şu an haritaya göre Dilek Yarımadası'nın zaten çok yakınındayız. Karşımızda hemen Samos, yani diğer adıyla Sisam Adası var. Hızımız da 7.4 knot şu anda. Derinliğimizde muhtemelen 45 ya da 50 metre civarında. Az önce baktığımda öyleydi. Yani herhalde olur galiba. Thank you.
ama biraz sonra yolumuzu uzatmamak adına kısa bir mesafede olsa Yunan karasularından geçeceğiz. Bunun için de geçmeden önce denizcilerin etik kuralları gereği o ülkenin bayrağını Sancakburcu adasına çekmelisiniz. Biz de teknenin kıçında kendi Türk bayrağımız asılı, Sancakburcu adaya da Yunan bayrağını çekeceğiz. Yakıtımız az kaldığı için hazır havada gelmişken, biraz rüzgar geldi çok şükür, ana yelkeni ve Cenova'yı açıp gideceğiz. Rotamızı da değiştirdik. Kuşadası'na girip yakıt almamız gerekiyor. Ana yelkeni... yapmaya çalışıyoruz. Yakıt istasyonuna yanaşacağız. Yakıtımız, mazotumuz tamamen bitti. Bu tanımadığımız bir tekne, transfer ettiğimiz bir tekne olduğu için yakıt göstergesi arızalıymış. Yakıt bitti, biz de öyle kaldık. Biraz rüzgarla ana yelken ve canava ile geldik buraya kadar. Fakat burada rüzgar kesilince kaldık ve önümüzden geçen şu tekneden yardım istedik. Şimdi bizi çekiyorlar marinaya doğru. Yakıt alıp devam edeceğiz. Biraz yorucu oldu. Her yer birbirine girdi. İşte ipler, halatlar, hepsi bir anda. Yakıt bittiği için şimdi yakıt istasyonuna yanaştık. Mazot alıyoruz. Tamam, kalsın bu kadar. Tamam.
hiç yakıt yokmuş bunun demek. Satürn Marina'dan çıktık. Artık yola devam edebiliriz Teos'a doğru. Planlamıştık yolculuğu ama Kuşadası'na girip yakıt almamızla birlikte 15 mil de oradan eklendi. 95 millik bir yolculuk oldu. Yaklaşık 16 saat sürdü. Önceki fotoğrafla sonraki fotoğrafın arasındaki farkı bulun. Yani çok yorulduk gerçekten. Marina'dan çıktıktan sonra da 20 knot gibi bir havayla karşılaştık. O da bayağı yordu, rüzgar da kafadan geldiği için. Bugünden öğrendiğimiz ders ne oldu bu transferde? Demek ki göstergelere çok güvenmeyecekmişiz. Her zaman doğruyu göstermiyor olabilirler, adı gösterge diye sonuçta. Daha sıkı kontrol etmek gerekiyor demek ki. Bunu öğrendik. Bu bizim birkaç saatimize mal oldu. Bir sonraki transferde, macerada görüşmek üzere. Sevgiler.